Peki bunun yanı sıra bir de duygusal açlık diye bir şey var. Bunu bizim yediğimiz yemeklerle ne alakası var diyetimizin şimdi? Çok alakası var. Çok fazla. Var mı? Oturuyorsun diyorsun canım kebap istedi diyorsun. Duygusal açlık işte. İstedi canım şimdi ne olacak? Ne olacak? Oysa tokumdur. Evet şu an tokum. Yani iki tipte açlık vardır. Biri fiziksel açlık, gerçekten vücudun enerjisi düşmüştür, kan şekeri düşmüştür. Tüketmemiz gereken gıdaya doğru gideriz. Ama duygusal açlıkta tokuzdur. Toksun ama canın stresliyiz, istiyor. Canımız istiyor. Üzgünüm, sanki onu yiyince mutlu olacak mutluyuz. Gibi bir his geliyor. Kesinlikle onu tükettiğimde tüm problemler aslında çözülecek. Bütün zararlı, bütün zararlı yemeklerden uzak durabilirim. Evet. Et yani yani böyle kalorisi. Ama şöyle şu karbonhidrata hayır diyemiyorum ya işte. Ölüyorum. Ve ikimiz de aynı yöreliyiz. İşte. Göçmenler karbonhidrat için nereden geldi? Böyle o makarnayı böyle yemek istiyorum. Nereden geldiğini biliyor musun? Biliyorum. Karbonhidratlı. Nereden? Ha ne sorun sürekli adı üzerinde göçmenler. Sürekli göç ettikleri için yanlarında taşıyabilecekleri hazır şeyleri bulunduruyorlar. Sürekli bir poğaça, börek falan. Yani boşnak böreği bile oradan börek taşıyabiliyorlar. Ben çok güzel boşnak böreği yaparım. İşte göçebe olmayanlar, yerleşik toplumlar ete yöneliyor. Yapabiliyor musun sevgili boşnak? Yaparım boşnak tabii. Vallahi boşnak böreği. Kalorisi aynen. Yüksek maalesef. Duygusal açlık nedir, onu nasıl doyuracağız falan. Mesela şu an nasıl soslu merak bir makarna istedi. Hiç yaşamamış olamazsın. Mutlaka yaşamışsınız. Üzüldüğüm zaman mesela. Ben yaşadım diyorum sen. Ben hiç yemek yiyemem. Ben daha çok mutlu olduğumda yemek ama yiyen bir insanım. Ama böyle kişiler de var. Ben makale yazdım bunun üzerine, duygusal açlık üzerine. Hani kimi küçük bir popülasyon hiçbir şeyi tüketmiyor. Büyük bir popülasyonda aksine fazla tüketim var. Bakıyorum hangi gıdayı daha çok tercih etmişler. Yağlı ve karbonhidrat ağırlık. Tabii. Ve şekerli hani. Daha çok böyle çikolatalar öneririm. Keyif verici gıdalar zararlı. Adı üzerinde yani. Diyeti düşünüyorsan keyif verici gıdalardan uzak duracaksın. İşte. Peki kim alıştırdı bizi? İnsanoğlu bunlar yoktu. Makarnalar annemiz, falan yoktu. Babamız tabii. Hayır dünyada yoktu. Niye alıştık böyle o zaman zararlı bir şey? Nasıl yok olur mu? Göçebe toplumlar işte buğday üretiyorlar şey. Onlarla taşıyabilecek çok fazla tersine buğdayın hamur ekmekten. Buğdayın ekilmesiyle başlayan bir tabii, şey tabii ekmekten çok fazla hızlı tüketilebilir, taşınabilir, bekletilebilir şeyler üretilebilir. Peki bu bizim genel olarak diyette hani artık GDO'lu yiyecekler falan artmaya başladı ya. Evet, tohumlarımız maalesef, değiştirildi. Maalesef. Dünya başka bir yere gidiyor. Eskisi gibi olmadığı için daha bizi çok etkiliyor mu bizim beslenmemizi, hormonlarımızı, her şeyi? Tabii ki ne besin değeri peki? De düştü içerisinden. Yediklerimizden artık doymuyoruz. Çünkü besin değeri eskisi gibi değil. Sürekli oynanıyor. Bir de eskiden daha hareketliydi herkes. Şimdi hareketsizlik de arttı. Sedanter yaşam arttı. Tüketim var sadece. Sonra obezite arttı. Zaten Avrupa'da birincideyiz. Hani Amerika'ya doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Tabii. Çalışmalar gerçekten onu gösteriyor. Öyle. İnsülin ve direnci fazlasıyla özellikle ergenlerde arttı. O dönemde eskiden yoktu ya. Bizim yoktu. Mesela kendini düşün bizim yıllarda ilkokulda falan böyle obez arkadaşlarını hatırlıyor musun? Ben şu an yoktu, etrafta yürürken falan çok görüyorum ilkokul çocukları böyle bayağı. Bir sebebi var. Yani işte değiştirdi. Biz son her kuşaktık. Değişti. Şanslı kuşaktık bence. Bizden sonrakiler artık çok zorlanıyorlar. Organik tarım diyorsun ama organik tarım da adı altında. O senin tohumun değiştikten sonra istediğin kadar organik evet. Yap. Olmuyor evet. Ki. Değişmez. Bir de size en çok maalesef. Şey geliyordur. İşte bir ay sonra düğünüm var. Evet yani. Ailede de nişan var, düğün var. Bugüne kadar yüz yıkamamışız. Bir ay sonra düğünümüz var, kilo verelim, işte işlemler İncelelim. Yaptıralım, burdudağımızı renklendirelim, botokslar, şeyler falan. Düğün sabahı zaten kahvaltıya kafanı sokarak başlıyorsun. Zaten düğünden sonraki evrede bir iki sonra ayda hemen koy ver kilo alıyorlar. Gitsin, tabii. Düğünden sonra kilo aldım gibi. Bu da var çok mı var. Böyle bir düğün hala hazırlık var, diyeti? Var var. Abi yani var aslında ama şöyle hani çok kısıtlayıcı değil de biraz daha kişinin yaşam şekline uygun bir diyet var. Ama mesela bir ay sonra evlenecekse ayrı, evet. Ne bileyim daha iki ay varsa ayrı gibi. Evet. Yani zamanla bence var biliyor musun? Evet. Vardı. Ve bunu uygulayanlar da var. Benim bir tanıdığım var. Date edecek uzun zaman işte o yazışıyorlar ya ben evet, biliyorum. Evet. Ama o belli o ki o belli bir süre sonra o bir şeye varacak. O vakte kadar yemek yenmiyor yani. Bir tabii. Kilo iki kilo evet. Daha verilsin. Peki son dönemdeki bu fasting'e ne diyorsunuz?
Efendim? Yani belli bir süre açlık mı? Her yani günde 3 öğünü düzenli yemek mi? Böyle genel bir şey var mı? Ya da kişiye özel mi? Ya da işte uzun vadede böyle 3-5 kilom var vereyim diyenlere neler tavsiye edersiniz ekranları başında yani, bizi izleyen? Şöyle söyleyeyim, onları tok tutacak uzun süre açlığa rağmen besin değeri yüksek gıdaları tüketsinler. Ben özellikle kara buğdayı çok severim. Diğer adıyla greçkadır. Glütensizdir. B grubu vitaminlerinden zengindir. Lif oranı yüksektir. Böylelikle uzun süre açlığın önüne geçer. O yüzden kişilere bunu tavsiye ediyorum. Mutlaka beslenmelerine katsınlar. Ben ilk defa duyduğum için nasıl temin ediliyor bu? Nasıl, yani birçok yerde var, marketlerde var aslında. Bazı. Ne diye geçiyor adı? Kara buğday olarak geçiyor. Diğer adı da greçka. Biz onu alıp böyle haşlayıp mı? Haşlayıp tüketiyorsunuz. Salatalarınıza atabilirsiniz, çorbalarınıza atabilirsiniz. Direkt pilav şeklinde yiyebilirsiniz. Pilav çok, şeklinde güzel oluyor mu? Çok lezzetli oluyor. Ay, suratından benim canım şu an ilginç bir şekilde brokoli ile şey çekti. Yanına İnsan da brokoli yakışır. Brokoli canı ister mi ya? Yorkla. Peki mesela az şeyle, az eforla besin değeri yüksek şeyden bahsettik. Bir de böyle televizyon karşısında çok eforla besin değeri düşük şeyler yani uzun süre oyalanacağım. Çekirdek. Salatalık yiyebilirsiniz. Havuç olabilir, çekirdek, marul olabilir. 1 kilo yiyebiliriz mesela. Yani o dizi kadar izlerken. Herkes onu soruyor ya bir gıda bir var mı? Bir de o soruluyor değil mi? Kadar tüketeceğim hiç. Beyaz ne bile böyle bir şey öyle mesela. Öyle hiçbir şey yok. Su bile fazlası böbreklere çok fazla yük bindirdiğinden zehirleniyor kişiler. Hani her gıdadan fazlasıyla tüketmeyeceğiz. Hayat gibi diyorum ben kişilere diyet. Denge işi.